E, Fizeye giriş dersimize hoş geldiniz. E, bu derslerimizde e, doğadaki mekanik olayları incelemeye başlayacağız. Ama derslerimize başlamadan önce genel olarak fizikte ne yapıyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz biraz onlardan bahsetmek istiyorum. E, fizikte derdimiz öncelikle doğayı anlamak, e, doğaya, e, bak doğaya bakacağız. Ondan sonra doğanın bir matematiksel bir gösterimini elde etmemiz gerekiyor. Doğadan çıktık bir matematiksel gösterim elde ettik. E, bu matematiksel gösterimimiz bir bakıma doğayı sayısallaştırmaktır e, matematiksel gösterimden kastettiğim. E, doğayı e, sayısal olarak gösterdikten sonra yine matematikteki e, kimi e, yöntemlerimizi kullanarak doğa yasaları dediğimiz e, matematik ifadelerini kullanarak bu e, sayısallaştırdığımız doğadan başka çıkarımlar elde edeceğiz. Ve en son aşamada da yapacağımız bu elde ettiğimiz sonuçlar, sayısal sonuçlar. Sonuçta yine doğanın bir matematiksel gösterimi ama bu sonuçları da yorumlamamız lazım. sayısal sonuçlarımızı tekrar doğaya uyarlayacağız. Ve bu sayede bu ara aşamaları da geçerek doğaya bakıp doğa hakkında bilgi edinmeye çalışacağız. E, doğayı e, matematiksel olarak e, göstermek için ilk yapmamız gereken şey tabi e, ölçümler almamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? En temel üç tane ölçümümüz var. Uzunluk ölçeceğiz, ağırlık ölçeceğiz ve zaman ölçeceğiz. E, tabi bunları ölçerken e, ne yaptığımızı, neyi kastettiğimizi e, net olarak tanımlamamız lazım. Öncelikle bakalım zaman ölçümünden ne kastediyoruz? Şimdi hepimiz normalde işte belli bir şeyin süresini ölçerken deriz ki işte şu olay bir saniye sürdü. Ama buradaki problem saniye nedir peki? Bunu kesin olarak tanımlamamız lazım. Şu anki genel olarak zamanlama birimi zamanlama saniyeyi tanımlamak için kullandığımız sezyum atomun yaydığı ışığa bakacağız. Bu ışık dalgalanırken 1, iki diye bütün periyotlarını saydığımızda. Sayı, saydığımız sayı 9 milyar 192, bin, 192 milyon 631 bin 773'e geldiği zaman o geçen süre artık bir saniye dediği bir süre olacak. Şimdi bunu artık ben e, buradaki bir sezyum atomunu alsak da e, Mersin'e gidip Mersin'de bir sezyum atomunu alan bir e, bilim adamı da Çin'de veya ileride bir uzaylılarla karşılaşacak olsak uzayın öbür bir, başka bir tarafındaki bir bilim adamına anlatmamız artık bunu kolay. Çünkü sezyum atomu her yerde aynı, doğal sayılar her yerde aynı. Bizim bir saniye dediğimiz, bir saniyeden anladığımızı herkes aynı bir saniye olarak anlayacak. İkinci problemimiz uzunluk, uzunluğu nasıl ölçeceğiz? Yine benzer şekilde bu kadarlık bir uzunluğa bir metre deriz. Ama bu bir metreyi de herkesin aynı şekilde anlayacağı bir şekilde tanımlamamız lazım. Bunun için de yine bir ışığı kullanacağız. Biliyoruz ki ışık her yerde, boşlukta, e, hızı sabit, her koşul altında sabit. Elinize bir lazer deme ışığı aldığınızda, bir yerden bir başka yere tuttuğunuzda, e, süreyi ölçmeyi zaten biliyoruz artık. Lazer ışığını başlattıktan sonra e, bir, saniye, e, bir saniyenin 299.790, 299 milyon 7924558de birini beklersek veya biraz önceki periyotlardan 30.66 periyot sayacak olursak, lazer ışığı belli bir mesafe kat edecek ve bu mesafe artık bizim 1 metre dediğimiz mesafe. Yine bu tanımı da hem buradaki bir bilim adamı hem Mersin'deki gerekirse uzayın öbür ucundaki bir bilim adamı bile hep aynı bir metreyi ölçecek. Ve son olarak da kilogram ölçümümüz. 1 kilogram nedir? Bir kilogramı tabii tartılarda ölçüyoruz ama daha hassas bir ölçüme de ihtiyacımız var. Ancak maalesef 1 kilogram için henüz saniye ve metre gibi yaptığımız gibi evrenin her yerindeki bilim adamının kullanabileceği bir ölçü tanımımız maalesef yok. Şu anda kullandığımız standart bir kilogramımız var. İsviçre'de, Paris'te saklanıyor ve yaptığımız bütün ağırlıkları, bütün kütleleri bu 1 kilogramla kıyaslamak. Tabii gidip bu 1 kilo orijinal 1 kilogramla sürekli kıyaslama şansımız yok. Her ülke kendi 1 kilogram kopyasını alıp kendi standartlar enstitüsünde saklayıp orada kalibrasyon merkezlerinde bütün ölçü kütle ölçen aletlerini kalibre etmesi gerekiyor. Şimdi bu ölçümlerimizi tanımladıktan sonra bundan sonraki derslerimizde artık bunları kullanarak doğayı nasıl sayısallaştıracağız, nasıl inceleyeceğiz onları öğreneceğiz.